Türkiye'nin ünlü ekran yüzleri Hedefe Psikoloji'nin annelik babalıkla ilgili sorularını yanıtlıyor. Planlıydı. Biz çok isteyerek anne ve baba olduk. Çok istemiştik Maya'nın dünyaya gelmesini. Çok şöyle diyorum, bir endişe yazılımı yüklendi beynime hamileliğimle beraber. Biraz da problemliydi hamileliğim. 5. ayından sonra çünkü evden çıkma yasağım, erken doğum riskim vardı. Ama tam gününde ve normal doğum olarak doğurdum Maya'yı. Çok daha fazla dikkat eder oldum tabii kendime, hayatıma, yaşantıma, beslenmeme. Her şeyi çok daha böyle planlı, programlı ilerletmeye başladım hayatımda. Her şeyi yapmak çok keyifli kızımla. Bayılıyorum onunla vakit geçirmeye. Herhalde en çok dans etmeyi seviyorum onunla. Çünkü bu ara çok müzik dinleyip dans etmeyi seviyor, çok keyif alıyor. Ve müziği açıyoruz ardına kadar, babasıyla da evde hep beraber dans ediyoruz. Şu ara en çok keyif aldığımız şey o. Bir de saklambaç oynamak. Çok güzel oluyor. Anneliğin en güzel yanı aslında anlatılacak bir duygu değil. Muhteşem bir duygu. Hakikaten öyle. Yani bir bakıyorum kendimi görüyorum, bir bakıyorum kocamı görüyorum, bir bakıyorum babamı görüyorum yüzünde. Sizden bir parça ve hayat boyu onu nasıl korumalıyım, nasıl iyi şekilde yetiştirmeliyim diye düşünüyorum hep ona bakıp. Hayatımızı hakikaten yeni baştan yaşıyoruz bizim Maya'yla. İnsanı yeniliyor. Yani yeniden anne demeyi, baba demeyi, adım atmayı, kırmızıyı, maviyi, biri, ikiyi öğreniyoruz. Hayat aslında onunla biz yeniden yaşıyoruz. Yeniden her şeyi öğreniyoruz. O çok güzel bir şey. O sizi çok yenileyen bir şey. Yani çok büyük güzellikleri var. Zorlukları tabii ki çok meşakkatli, çok daha dikkatli, çok daha programlı, çok daha hassas oluyorsunuz. Ama hani o sevgisi, o mutluluğu her şeye bedel, bütün zorluğuna bedel. Zorlukları çok böyle gözünüzde büyütmüyorsunuz. Doğmadan önce çok daha fazla büyütüyordum. Ama doğduktan sonra, onu kucağıma aldıktan sonra her şeyi yapabilirim. Yeter ki o iyi olsun diyorum. Hamileliğinde de çok okudum. İşte çeşitli aplikasyonlar indirdim telefonuma. Gün gün takip ettim hamileliğini. Zaten yapacak çok fazla bir şey yoktu, evdeydim ve hep onun gelişimini kitaplardan, işte bütün her şeyden tek tek her gün dikkat ederek öğrendim. Bir de en doğrusunu yapmak için ben de her gün kendimi geliştirmek için okuyorum, araştırıyorum, gözlemliyorum. Açıkçası ben de kendimi büyütüyorum onunla beraber. Çok iyi bir yardımcımız var. Bir ablası var Maya'nın, hem arkadaşı hem ablası. Ondan çok destek alıyorum. Çok güveniyorum ona bırakırken. O çok önemli bir şey. Çünkü aklım tamamen onda kalırsa bu çok zor olur benim işim için. Dengelemeye çalışıyorum. Hakikaten kaliteli vakit geçirmeye çaba sarf ediyorum Maya'yla. Babası da öyle, ben de öyle. İyi vakit geçirmek istiyoruz. Çünkü hep dikkat ettiğimiz bir şey, onu uykuya dalarken bile yeterince anne babaya doyması lazım, aktiviteye, fiziksel, ruhsal doyuma ulaşması lazım. Çocuğun uyuması için bile bunlar çok önemli. Gün içinde ona gerçekten o kaliteli vakti ayırmaya gayret ediyorum. Mutlaka oyun zamanını birlikte oynuyoruz, aktivite zamanını birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Yani bu dengeleri gözeterek dikkat ediyorum gelişimine. Ben de tabii işime de devam ediyorum bir yandan. Yaptığım bir kampanya var şimdi, onu sürdürüyorum. Görüştüğüm birkaç yer var, bakalım televizyonda belki bir şey olacak. Ya bir yandan da hani tamam, evet, kadının annelik tabii ki çok önemli hayatında, ama mutlaka iş hayatında da aktif olması gerektiğine inanıyorum. Beni çok daha iyi besleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben de kızıma çok daha faydalı olabileceğime inanıyorum. Aynen öyle, hepimizin huzuru için çalışmak en doğrusu. Ben çalışmayı hiç bırakmayı düşünmedim. Bir şekilde de idare ediyorum. Yani hiçbir zorluğunu yaşamıyorum orada.